Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Denizin örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet yine bir örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere tığ işi yeleklerinizde, çeyizlik yeleklerinizde, Etoşallarınızda şallarınızda kullanabileceğiniz daha farklı örgü alanlarında, bebek örgülerinde, lif örgülerinizde, bebek battaniyelerinde tığ işi bluzlarınızda yani tığ işi alanında farklı örgü çeşitlerinde kullanabileceğiniz bir modelle geldim. Şöyle modelin yapımı için elimde Alize Angora simli ipim var. Renk numarasını merak eden olursa 20. Aslında rengim daha bir koyu yeşil, canlı bir yeşil. Tam kameramda algılamıyor arkadaşlar. İnşallah fotoğraflarda yakalarız rengini. Evet şöyle tığımı göstermek istiyorum. Tığım 7 numara arkadaşlar. Her zamanki kullanmış olduğum tığlardan biri. Şöyle 7 numara siz elinize uygun tığ seçebilirsiniz. Evet modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Evet önce tığıma ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Hemen şu şekilde sabitledim. Burada zincirler çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Her bir örneğimiz için 11 zincir çekebilirsiniz. 11 ve katlarında zincirler çekebilirsiniz. Şimdi burası bir modelimiz için. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şöyle tekrar bir modellik daha zincirimi çekiyorum. Evet. 11 ve katlarında zincirlerimizi çektik hemen zincirimin olduğu kısma elimi koydum 1 2 3 tane daha zincir ekledim hemen şu kısımdan trabzanlar yapmaya başladım Tabii ki siz bu modeli lastik üzerine kurabilirsiniz bu şekilde birkaç sıra trabzan üzerine kurabilirsiniz ve zincir üzerine kurabilirsiniz Evet bu sıramızı şöyle trabzanlar yaparak her bir zincirimizin içine trabzan yapıp devam ediyorum bunu sıra sonuna kadar ikili trabzan olarak yapıyorum arkadaşlar Evet trabzanlarımı yaptım son tığıma sabitlemiş olduğum zincirime basmadım en son zincirime de ikili trabzan yaptım ve modelimi kurmaya başlıyorum 2-3 tane zincirimi çektim Geriye döndüm arkadaşlar. Burada e, modelimizin kenar trabzanını yapıyorum. Hemen bu kısma batmıyorum. Zincirimizle birlikte yapacağımız için 2 Burada 3 tane kenar trabzanı koyuyorum. Şimdi burada 1-2-3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen buradan sayıyorum. 1-2-3-4. zincirime giriyorum. 1-2- 3 4 4 tane ilmek toplayıp her birini bir bir seferde kapattım fıstık yaptım tekrar 1 2 3 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım buradan sayıyorum 1 2 3 4 trabzanıma girdim 2 de çektiğim trabzanımı yaptım 1 2 3 4 4 tane ara trabzanı oluşturdum burada yine aynı şekilde 1 2 3 zincir tığımın başına ipimi almadan tekrar sayıyorum 1 2 3 4. trabzanıma girdim ilmek topluyorum 1 2 3 4 Yine 4 tane ilmek topladım, fıstık yaptım. Tabii ki buradaki fıstıkları siz ipinizin kalınlığına, inceliğine göre 5 de çekebilirsiniz bu ilmeklerinizi. Şimdi yine burada 1 2 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3 4. tırabzanıma girdim. Ara trabzanlarımı oluşturuyorum. 1 sıradaki trabzanıma 2 Sıradaki tırabzanıma 3 4 4 tane ikili tırabzan 1 2 3 zincir Tekrar sayıyorum 1 2 3 4 4. Tırabzanıma girdim Fıstık yapıyorum 2 3 4 hepsini birlikte topladım kapattım 1 2 3 tane zincirimi çektim yine burada sayıyorum 1 2 3 4 Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar şöyle göstermek istiyorum Evet kenar kısma geldim buraya da üç tane trabzan yapacağım şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar siz o 13 Pardon 13 ve katlarında zincirler yaptıktan sonra e, kenar trabzanlarını eklemeniz gerekiyor. Şimdi ben buraya 13 ve katlarında yaptım. Kenar trabzanı eklemeden yaptım. 13 ve katlarında zincirlere 7 şer yelek yapacaksanız 7 şer tane zincir çekip 7 zincir çekip kenar trabzanı e, eklemeniz gerekiyor. Evet buraya ben bir tane de zincirimin tepesine trabzan yaptım. Burada 3 tane kenar trabzanı oluşturdum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Örneğimi geri çevirdim. Örneğimiz arkadaşlar iki sıradan oluşuyor. Yapımı da bir o kadar kolay bir model. Kenar trabzanımı yapıyorum burada. Zincirimle birlikte kenar trabzanımı yapıyorum. Burada hiç zincir çekmeden tığımın başına ipimi alıyorum. Bu yapmış olduğumuz tığ tepesindeki hemen bu açıklığa giriyorum. Trazanlar yapıyorum ikili. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane tırabzanımı yaptım. Tığımın başına ipimi aldım hemen. Bu aradaki ara tırabzanlarıma geçtim. 4 tane ara tırabzanımı yapıyorum. Arada hiç zincir çekmeden fıstık tepesine bu şekilde dolgumuzu yapıyoruz. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Fıstık tepesine geçtiğim buraya yine 9 tane aynı yuvanın içine tırabzanımı yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 Yine hiç zincir çekmeden tığımın başına ipimi alıyorum. Aradaki ara trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp örneğimizi tekrar nasıl kuracağımıza gelelim arkadaşlar. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde modelimi devam edeceğim. Şu kısma geleceğim. Evet arkadaşlar. Bu sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi burada 3 tane kenar trabzanımı yaptım. Şimdi örneğimizin tekrarını yapıyoruz. 1-2-3 3 tane zincirimi çektim ve geriye döndüm. Burada 3 tane zincirimle birlikte kenar trabzanı oluşturdum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Bu yapmış olduğumuz bir alt sıradaki dolgumuzun tam ortasını buluyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4. Şöyle 5. trabzanımdan girdim. 1, 2, 3, 4 yine fıstık yaptım tek seferde topladım kapattım 1 2 3 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım hemen aradaki ara trabzanlarımı yapıyorum yani örneğimizin ikinci kurulumu bu şekilde yine diğer sıramızda yani dördüncü sıramızda fıstıkların tepesine dolgularımızı yapıyoruz İki sıradan oluşan çok kolay ve gösterişli bir örnek arkadaşlar. Evet ben modelimi sizler için birkaç sıra ilerleyip örneğimi tekrar sizlere göstereceğim hanımlar. Şöyle düz yüzü oluyor bu şekilde. Evet ben birkaç sıra ilerleyip tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar örneğimi sizler için şöyle 1 2 3 4 örnek ilerledim. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten hem kolay hem gösterişli bir örnek. Ee, sanırım örneğin ismi de mantarlı yelek modeli diyebiliyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.